Davetimizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Yokluğumda hızlı koşmuşsunuz. Biraz. Ben de kızı vermeden bir konuşayım istedim. Evet. Dilara söyledi, sen beni bayağı bir terletecekmişsin. Anladım. Yani bu kadar sıkıntının arasında bizimle olmayı tercih ettiğine göre boynum kıldan incedir. Ne diyeyim yani? Sen. Dilara benim kız kardeşim sayılır. Hatta sayılır nüfustan. Belki bu dönemde yanında olamadım, yalnız geçirdi ama şunu söylemek istiyorum. Belki sana kuru sıkı gelecek, bilmiyorum ama eğer onu üzersen, onun canını sıkarsan karşında beni bulursun. Bir söyleyeyim istedim. Wow. Yani her şeyi göze alıp boranlara kafa tutup onları bir kalemde silen birinden korkmayan daş olur. Ben durumda çok espri yapılacak bir şey bulmuyorum. Ben espri yapmıyorum. Ben gerçekten takdir ediyorum seni. Çünkü kadınlar güçle aşkı birbirine karıştırdıkları için genellikle tabii kocalarının kişiliklerinin arkasında kaybolmayı seçiyorlar. Ama sen seçmedin. Belki şimdi bütün bu söylediklerim sana martaba almış gibi gelebilir. Ama bence sen bir gün bu aileden kurtulduğun için gerçekten şükredeceksin. Yalnız ben aileyle değil, Faruk'la evliyim. Bence ikisi de aynı. Bekle, hoş geldin. Buyurun. Hoş geldin. Buyurun, buyurun. Bingo. Ne yapacağız size, ne istersiniz? Ağzını bekleyeceğiz, hemen bir şey olur. Tamam, hemen yolda. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Faruk, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir şeyler söylediniz mi? Demek gerçekten gelmiş ha? Maalesef. Evet. Ne olmadı ya? Seni koydum, sizler geldiler. Abi adam geliyor resmen. Sorun değil mi? Karşılaşacak yerde belliydi. Senem Hanım? Faruk burada yok. Ben senin peşindeydim. Seni kıstırmaya geldim. Kıstırma derken? Sen benim evime sinsi sinsi girip oraya buraya bakmaya utanmıyor musun ha? Allah da benim belamı versin inşallah. Senem Hanım ama bakın gerçekten ya açıklayabilirim. Yemin ederim art niyet yok yani. Kasıt yok. Çiç kıvırma. Süreyya'nın yerini benim telefonumu kurcalayarak bulduğunu biliyorum. Ha. Evet. Yaptım Senem Hanım. Ama neden yaptım? Yani Senem Hanım sonuçta ben de burada gariban bir emir kuluyum. Bakın tamam. Kes. Tabii.
Ben buraya geçmiş yağmura kepenek tutmaya gelmedim zaten. Ama bir daha benim evime girer, orayı burayı kurcalarsan külahları değişiriz, o ayrı. Evet. Neyse. Ben buraya Süreyya ile Faruk'un arasını yapmak için sana bir şans daha vermeye geldim. Yani en azından bir kere daha konuşmalarını falan sağlaman için. Nasıl? Anlamadım. Ya ben de hiçbir şey anlamadım. Süreyya boşanacağım diye döndü. Ama dili başka, gözü başka söylüyor. Ben yeğenimi bilirim. Gurur yapmış. Ya şimdi acısından ölse Faruk'la konuşmaz ki Allah bilir. Ölüyor. Aa. Tabii. Bence adam unutabildiği falan da yok. Seninkinden ne haber? Benimki... Ha, Faruk. Yok ben. Vallahi ne bileyim Senem Hanım. O da öyle bir sinir harbi içinde. Ya sinir başka bir şey. Sinir başka. Bizim kız da sinir. Bana bak. Benim buraya geldiğimi kimse duymayacak. Anladın mı? Yoksa Süreyya beni keser. Ben de seni keserim. Anladın mı? Aha. Neyse işte. Söyle Faruk'a. Süreyya boşanmak istese geri dönmezdi. Yani düğüne rağmen dönmezdi. Neyse. Ondan sonrası ona kalmış. Anladın mı? Anladım. Ben bu kadınların hepsinden korkuyorum artık ya. Yemin ederim hepsinden. Bu ne ya? Bunun ne işi var Adem'le? Bir şey diyeceğim. O garibi de kendine boşanma avukat diye tutmasın. Ne bilsem. Artık ondan her şeyi bekliyorum. Fikret sen biliyorsun oteli. Neyi? Antalya'daki otel diyorsun. Evet. Tabii biliyorum, evet, biliyorum, 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 biliyorum. Aynen. Bizim kendisine o şey vardı arkadaşlar. Aynen. Doğru başımda bir abidesi heriften hiçbir şey anlamıyorum ben. Bayım, titriyor kızcağız, tir tir. Allah kurtarsın. Koşa koşa gelip o adam masasına oturmuşsun. O adamın masasına oturmuşsun derken? Senin ne işin var o masada? Benden boşanmak isteyen birine hesap vereceğimi hiç zannetmiyorum ben. Benimle boşanmak isteyen sendin. Ben de sana zorluk çıkartmayacağım dedim. Eğer bir avukata ihtiyacın olduğunu söyleseydin ben ayarlardım. Bana karşı o adama yanaşacak kadar alçalmana gerek yoktu. Ne diyorsun sen be? Sanki sen meraklı değilmişsin gibi dünden boşanmaya. Saçma sapan konuşuyorsun şu an hiç. Dokunma bana dedim. Seni gördüm sandım. Benimle konuşmak için geldiğini sandım. Ama sen koşa koşa gidip arkamdan ne işler çevirmişsin. Sana bir avukat ayarlayayım diyeceğim ama gerek yok. Adem sana en iyisini ayarlar nasıl olsa. Sen de konuşmaya bile değmez.
Alo Can Bey, merhaba. Süreyya ben. Biliyorum. Henüz numaranı silmemiştim. Can Bey, yalnız şu sesinizdeki alaycı tondan vazgeçerseniz daha rahat iletişime geçeceğim ben sizinle. Valla üzgünüm ama o senin üstü kuruntu. Bence kendi üzerine çalışmalısın. Tamam, peki. Bir kez daha görüşebilir miyiz acaba? Belki bu sesinizdeki alaycılık işinizdeki başarınızın sırrıdır. Umarım yani. Yarın bir arkadaşımın ofisinde olacağım bütün gün. Oradan da konum atarım. 1 ile 4 arası müsaitim. Belki beni masa başında görürsen biraz daha ciddiye alırsın. İçim biraz daha rahat eder. Böyle arkamda medeni hukuk, ceza hukuk kitapları falan da olacak. Yani konsepte daha uygun, daha ciddi bir yer. Tamam. Çok sevinirim. Yarın ben 1:30 gibi orada olacağım. Manyakla uğraşıyorum ya. Demin avukatını ayarlamaya gelmişim. Çüş artık. Hatta buraya gelmişim, hemen arkasından ne işler çeviriyormuşum. Ben ona söyleseymişim benim için en iyi avukatı ayarlarmış. Ya bana söylediği lafa bakar mısın? Biz ne düşünüyoruz, adam ne düşünüyor? Ya bak ya, hıcık ya bu. Bana bak, tutma kendini. Ağla, bağır, git nefretini kus şuna. Ya o ne anlasın böyle asil tepkilerden? İyiyim, iyiyim, tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Süreyya, onun da bir bedel ödemesi lazım. Abi ben hala salak gibi böyle belki birbirinize bir şans verirsiniz diye. Ya Dilara, ne olursun sus. Sus, kaldırma beni. Gerçekten ağlamak falan istemiyorum şu an. Görsün istemiyorum o halim. Tutma kuzum kendini, Allah'ım, kıyamam. Kütük. Dilara, içim acım. Evet, biz de geçen konuşmuştuk hatta, değil mi Fikret? Yani, muhasebe için yeni programın entegrasyonu. Ha, evet, zaten şey, bu yazın için bir şey de bunu offshore şirketlerimizde ve Avrupa'da kullanıyoruz. Çok memnun. Ben de çoğu şirkete tavsiye ettim. Çok memnunlar. Bir an önce. Beyler, bana müsaade. Benim kalkmam gerekiyor. Acil bir işim çıktı. Hayırdır? Zengi kalkış yap. Ya acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Mesaj geldi bizim. İlgili bir sorun olmuş ama ancak adım halledebiliriz. Siz Fikret'le işleri halledersiniz. Afiyet olsun. Lütfen rahatsız olmayın. Buyurun. Buyurun lütfen. Efendim patron? Akif neredesin? Vallahi bu öfken bana ait, hiç söylemeyeyim. Sersen. Esprinin sırası değil diyorsun. Köşkündeyim, yemek yiyorum. Ne yapayım, geleyim mi? Ben geliyorum. Tatlı siparişi vermediğimize göre, değil mi? Ben hesap isteyebilirim. Kalkalım. İyi akşamlar. Oo Fikret'ciğim, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin Süreyya. Biz de burada bir iş yemeğine gelmiştik. Tesadüf. Seni gökte ararken yerde bulmak. Hayat işte sevmediğin şeyleri burnunun ucuna servis etmeye bayılıyor. Öyle hayat.
Biz de burada kendi çapımızda bir hoş geldin kutlaması yapalım dedik. Yani böyle bir art niyet yoktu. Öyle olsun. Ne demek öyle olsun ya? Öyle zaten. Fikret, sen bugün avukatımla konuşmuşsun. Ben de arayamadım onu. Nasıl geçti? Burada mı konuşalım? Hayır, tabii ki burada konuşmayalım. Şöyle yapalım kardeşim. Sen şimdi arkadaşlarının yanına geri dön. Ben de burada bu iki güzel hanımefendiyle biraz zaman geçireyim. Ondan sonra senin istediğin yerde, istediğin zaman, istediğin kadar konuşuruz kardeşim. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Kalkalım mı artık? Tabii. Kalk tabii. Biz hesap alabilir miyiz? De mahcup olacağına. Lan ben hiç mi anlamıyorum lan bu kadın milletinden? Hiç mi akıllanmayacağım lan ben? Hiç mi ders almayacağım lan ben? Bütün kadınların geninden var lan bu ihanet? Lan bir insan bu kadar yanılabilir mi lan? Faruk bak ama yine kafanda haksız kıyaslara giriyorsun. Ya ne haksız ya? Ne haksız ya Allah aşkına? En güvendiğim yerden sırtımdan vurdu lan beni. Düşmanımla işbirliği yapmak ne demek oğlum? Ben onca şey söyledim. Belki düşündür, aklı başına gelir, o da gelir, bir şeyler söyler dedim. Bir adım atar dedim. Ne yaptı? Gitti düşmanımla işbirliği yaptı. O soysuzun bana geçirecek tırnak aradığını bile bile. Canımı yakacak daha ne yapabilir ha Akif? Ne yapabilir? İşte neyin peşinde olduğu belli oğlum. Ya abi bak, Dilara'nın yani kızın en yakın arkadaşının ya kankasının düğünü var, ne yapsın ya? O zaman Dilara ile yemek yeseydi. Adem'le ne işi var? Ya abi ne yapacak kız? Hayır yani şekerim kocamla küs, kocanı hiç getirme mi diyecek ya? Teknik olarak bunlar görüşecekler, konuşacaklar. Lan oğlum yedirme tekniğine be, yedirme tekniğine. Bu düpedüz kıymet bilmemezlik be. Ya abi sen ne biliyorsun avukat işinin orada olduğunu kızın? Ne biliyorsun? Oğlum baristalıktan ne para kazanacak bu kız? Zengin mi oldu bu? Avukat tutacak parası mı var bunun? Neyin peşinde olduğu belli işte. Ben ne diyorum, ben ne yaşıyorum, o ne yapıyor? Lanet olsun içimdeki Faruk sevgisine. Susamıyorum ya. Hayır yani şimdi bu söyleyeceğim bana bilumum kanallardan yolsu elektrik olarak geri dönecek ama susamıyorum arkadaş ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun oğlum? Senem yok mu teyze? Geldi bugün beni buldu. Süreyya'nın geri döndüğünü haber vermeye gelmiş. Tamam mı? He. Ama bu bilgiyi ondan öğrendiğimi söylersen beni öldüreceğini söyledi. E sen şimdi nihayetinde Süreyya ile barışırsan da anam beni öldürecek. Şimdi söylemezsen ben seni öldüreceğim. Ha işte bak ne güzel, falımda hep ölüm hep ölüm. Ben ne yapsam ki abi, acaba şuradan çıkıp da kendimi mi atsam da sizi hiç yormasam mı ya? Lan Akif yine çelen düştü, sadede geldi. Ne dedi teyze? Ya Süreyya eğer boşanmak istese hayatta da geri dönmezdi dedi. Düğüne rağmen geri gelmezdi dedi. Kız avukat bile aramıyormuş ki ya. Farah söyle dedi, karşısına adam gibi çıkacak mı, konuşacak mı, ne yapacaksa yapsın dedi. Ama bu işe beni karıştırmasın dedi. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Sen bugün kıza boşuna yürümüşsün abi. Kız tam tersi düğünü bahane edip boşanma işini ağırdan alıyormuş. Ama bu akşamdan sonra ne olur artık, ne biter orasını hiç bilemem yani. Lan sen oğlum dayaklık mısın oğlum sen? Niye daha önce söylemiyorsun? Manyak. Ne bileyim abi ben sizin yemekte karşılaşacağınızı. E görünce söyleyecektim işte. Boşanmak istemiyor muymuş yani? İstemiyor muymuş? Ya teyzesi sonuçta abi. En iyi o bilir, o tanır değil mi? Ama bak Faruk, bak yalvarırım ne olur. Bunu benden almadın ne olur, tamam mı? Lütfen aramızda. Tamam sen merak etme. Ben kardeşimi yedirtmem ona buna kimselere. Biz buradan dönmeyelim, o zaman ben seni yerim. Merak etme. Barışmak mı istiyormuş bu? Neymiş? Suratım öyle düşman gibi, gördün değil mi? Niye? Çünkü ben hep arkasından iş çeviriyorum. Öyle zannediyor herhalde. Ya teyze alyansını çıkarmış atmış ya. Ben ne dedim size, demedim mi? Yok kötü niyetliymişim de ben günahını alıyormuşum. Yok gaz kesecekmişim. Ya dünden meraklı bu adam diyorum ya. Ya bir de avukat tutacakmış bana. Avukat, ya sen kimsin be? Ya bırak kendini hırpalamaya değmez ya. Hiç.
Bunu düşünen de kabahat. Kişi kendi de bilirmiş işi. Hayır, sen hala etik olmaz diye git salondakine razı ol avukat diye. Ay o Allah'ın hüdüğü etikten ne anlasın Allah aşkına ya. Ama Esma'nın yetiştirmesi kızım, biz ne kadar iyi dediysek de o anası bir yerine sıkışmış demek ki. Ya kızım bir... Kendi servisimi yapmam işin ciddiyetinden uzaklaştırmaz umarım. Bu bitmeyecek değil mi? Bu böyle aramızdaki şey. Ya inanılmaz ikincisiniz ya beni sinir etmekten hoşlanıyorsunuz. İkisi de değil. Sadece bilinçli olarak üzerine geliyorum. Böyle atarlanırsan konuya daha rahat girersin belki. Ha yok, o konuda yardıma ihtiyacım yok. Yeterince sinirliyim zaten. Müzik. Sadece rahatlamak için. Tabii. Fon da kısık. Evet. Evet. Şimdi seni can kulağıyla dinliyorum. Büyük hikayeymiş. Gerçekten. Peki bu hikayede seni asıl kızdıran şey ne? Ben ne anlatıyorum iki saattir? Ben sana olayları sormuyorum. Ben senin gerçek hissiyatını soruyorum. Senin deminden beri böyle sinirden tir tir titreten şey ne? Adam sana gerçekten ihanet etmemiş anladığım kadarıyla. İhanet etti bence. Yalan söyledi. Aylarca aptal yerine koydu. Ayrıca eski sevgilisinde bir şey hissetmiyor olsaydı bana söylerdi. Bir yolunu bulur, muhakkak söylerdi. Ya hem sanki hiç rolü yokmuş gibi davranıyor. Aynı zamanda da sanki ben şımarıklık yapıyormuşum gibi. Ya ben böyle küçük hesaplar mı yapıyorum? Anladığım kadarıyla sen sadece boşanmak istemiyorsun. Onun canını da yakmak istiyorsun. Doğru mu? Telefonda konuşmak istemedim. Bugün 2'de çarşıda yeni açılan restoranda bekliyorum. Özgüvene gel. Hani sanki dün gece hiç yaşanmamış gibi.
gelir misin değil, bekliyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Ben hemen gideceğim çünkü, hemen. Süreyya. Artık harekete geçme zamanı. Bir karar vermek zorundasın. Ya şimdi ya hiç. Şimdi bir kez olsun sakin olalım. Öfkeden değil, kalbinden ver cevaplarını. Ben yeniden başlamaya hazırım. Birbirimize güvenmeyi yeniden öğrenebiliriz. Hatalarımızdan öğrendiklerimizle devam edebiliriz. Tabii sen geçmişimle, değiştiremeyeceklerimle beni kabule hazırsan. Bir isteğiniz var mı efendim? Eşim bekliyorum. Sonra. Faruk Bey. Ben Can Turhan. Süreyya Hanım'ın avukatıyım. Oturabilir miyim? Şu anda burada kendisini temsilen bulunmaktayım. Bu dava süresince benimle muhatap olacağınızı bildirmemi istedi. Şaka mı? Aslında bu süreçte en sağlıklısını yapıyor. Birbirinizi daha fazla yıpratmanıza gerek yok. Size avukatınızla incelemeniz için bir ön anlaşma hazırladım. Milyon. Maddi olarak 500 bin. Müvekkilimden hayatını tamamen değiştirmesini istemiştiniz. Ayrıca hayatınızdaki gerçekleri kendisinden gizleyerek kandırılmış hissetmesine ve duygusal çöküntü yaşamasına sebebiyet verdiğiniz için de 2 milyon manevi tazminat. Evet, 2,5 milyon tazminat talep ediyoruz. Süreyya'nın haberi var mı bundan? Faruk Bey. Biz vekiliz sonuçta. Öyle kafamıza göre dosya hazırlamayız. Boşanma sırasında bir sorun yaratmayacağınızı söyledi kendisi. Siz bu anlaşmayı imzalayın, bana gönderin. Tek celsede rahat bir boşanma olsun. Ben size kartımı vereyim. Tabii. İyi günler.